Değerli dostlar, yine HBR stüdyolarındayız, yine Çizgim üstü programındayız, yine çok değerli bir konuğumuz var. Bugün Yapı Kredi Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri sevgili Arda Öztaşkın bizlerle Arda hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Davetimizi buldum. kırmadın bizlerle olduğun için çok büyük mutluluk yaşıyoruz. Rica ederim ben teşekkür ederim davetinize. Hassas da bir konu konuşacağız. Çok gündemde olan ama senin gibi iletişimci biriyle bu konuyu ele almak benim için ayrı bir zevk olacak. Neden dersen, birçok kişi biliyor gerçi ama e, ben bir hatırlatma yapayım izleyicilerimize, dostlarımıza. Arda aynı zamanda bir yazar. E, benim böyle büyük şirketlerde büyük sorumluluklar e, üstlenen kişilerin hayatlarında odaklı ...ilerleyip farklı konularda da aslında etki yaratması çok hoşuma gidiyor. Gerçekten bunu gıptayla bakıyorum. Ardın iki tane kitabı var. Bir tanesi sürdürülebilirlik üzerine, ikincisi yapay zeka üzerine. Yapay zeka ile ilgili kitabın yeni çıktı. Ama bugün konumuz biraz daha sürdürülebilirlik üzerine olacak. Hatta buluşmamıza konu olan kitabı da buradan gösterelim. İklim değil insanlık krizi diyorsun çok da beğendiğim konuyu çok güzel anlatan bir kapak da var burada senin imzan da var diye biliyorum e, değil mi e, e, bakış açım var e, bu kitaptan bazı e, okuduğum zaman aklıma gelen sorular vardı bunlar üzerine tartışmayı çok istiyorum Arda e, sohbetimize başlarken de her zaman yaptığım gibi tüm konuklarımıza soruyoruz çizgin üstü kavramsal bir konu senin zihninde bu neye karşılık geliyor çizgin üstü senin için ne demek çizgin üstüne çıkmak ne ifade ediyor senin söze girişte söylediğin şey aslında benim açımdan tam da çizginin üstü tanımına denk geliyor. O da şu, her birimizin etki alanını belirgin sınırların veya belirlenen sorumlulukların ötesine taşıyabilmek. Etki alanını genişletmek. Dolayısıyla da sadece oturduğun koltuk, oturduğun koltuğun sorumlulukları yapman gereken işler değil ama onun ötesinde aslında o sorumlulukların etkisini nasıl artırabilirsin ve çizginin dışına nasıl çıkartabilirsin? Bence esas hikaye o olmalı. E, bu sezonu Şerif Kaynar'la açtık. E, Şerif Üstad şunu söyledi. Liderlere baktığında iyi bir liderde gördüğüm en büyük özellik şu dedi. Bir kere işini iyi yapmak zorunda dedi. İşini iyi yaparken içinde bulunduğu ekosisteme, ortama daha fazla nasıl olumlu etki yaratabilirim düşünmesi gerekiyor dedi. Ee, nedense eşleştirdim. Aklıma geldi paylaşmak istedim. Onu da almış olalım. Ee, teşekkür ediyorum net cevabın için. Bu yazarlık tarafında yani senin burada yazdıklarının üzerine durduğun konular gerçekten çok etkileyici. Ve bana sorarsan. ...içerisinde çok fazla bilgi olmasına rağmen... ...senin o iletişimci bakış açın... ...her yerde konuşuyor. Çok sade, can alıcı... ...örneklerle bir kancayı atıyorsun... ...bölümlerin başında... ...ve gerçekten akıcı şekilde gidiyor. Bu kadar... ...bilgi veya iş hayatına dair... ...kitapta bu akışkanlığı... ...her yerde göremiyorum. O yüzden bir okur olarak... ...öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Kitapta da çok... ...ilgimi çeken bir tabir oldu. Diyorsun ya... ...insanlık krizi aslında bu. Bir iklim krizi değil... Kedinin kendi kuyruğunu e, yakalama çabasına benzetiyorsun bu olayı. Yani dönüp duruyoruz bir şekilde, eylemdeyiz, bir enerji harcıyoruz. E, ancak bu konu nereye gidiyor? Ne kadar içselleştirebildik sorusu gündeme geliyor orada. Seninle daha önce bir sohbetimizde de bunun üzerine durmuştuk bir e, e, buluşma vesilesiyle. E, sence insanlık bu sürdürülebilirlik konusunu ne kadar içselleştirebildi? Gerçekten samimi şekilde ele alabiliyor muyuz? E, senin gözünden almak isteriz bunu. Ee, zarif sözleriniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. ben teşekkür ederim. Bence içselleştiremedi. Ee, pek çok sebebi var. Ama işte iklim değil, insanlık krizinin arka tarafındaki e, düşüncem benim hep şu: Ya her şeyi tercihlerimiz belirliyor, evet. insanlık olarak. Dolayısıyla o tercihler bugün yaşadığımız sorunların ya işte tetikleyicisi oluyor, ya ortamını hazırlıyor, ya daha kemik hale getiriyor. Onun içinde, e, yani geçmişinden bugüne, yani işte 10 bin yıl önce tarım devrimiyle yerleşik hayata geçen insanlık, aslında tarım devriminin kendisi de bir teknolojik devrim. İlk defa işte alet tarımda alet kullanımıyla başlayan iş, ama ekonomik gelişme yaratırken e, farklı sosyal kırılmalara da yol açmış. E bunun çevresel etkisi olmuş. Ya ta 10 bin yıl öncesinden aslında tarım alanları açmak için insanlar ormanları yok etmeye başlamış. Şimdi 10 bin yıl öncenin çıpasını alıp bugüne getirdiğimizde bazı tercihlerde, bazı pratiklerde e, bugün bambaşka bir noktaya gelmiş de olsak hani modern yaşam diye tırnak içinde tabir ettiğimiz bir yaşamın içinde de olsak e, metropollerde yaşayan Star Wars medeniyetinde insanlar haline de gelmiş olsak aldığımız kararların sorumluluklarını tam anlamıyla üstlenmiyoruz. Veya bunların ortaya çıkarttığı sorunların gerçekte bizden kaynaklandığını da e, kabul edip bununla ilgili gerekeni yapma konusunda da her zaman çok böyle istekli ve motive değiliz maalesef. Onun için içselleştirme, ya bu böyle topyekun olabilecek bir şey. Yani tek başına işte ne bileyim bir şirketin, ülkenin bir sivil toplum kuruluşunun veya bireyler olarak bizlerin e, bununla ilgili çok ölçeklendirilmiş bir şey yapma şansı yok. Ama bununla ilgili Gerçek bir dönüşüm hikayesi yaratılırsa, yani işte toplumda farkındalık artırılırsa, bireylerin sorumlulukları hatırlatılırsa, değil mi? Bununla ilgili uygun platformlar ortaya konulursa, e, e buna işte ne bileyim kanun düzen eşlik ederse, e, şirketler tarafında bununla ilgili yepyeni iş modelleri, e, dönüşüm projeleri ortaya konulursa, ya o zaman bu işlerin ölçeklendirilip bir yere gitme şansı var. Öbür türlüsü kedinin kendi yani kuyruğunu kovalaması gibi ya yani pek çok iki yüzlüle e, şahit oluyoruz. Yani işte Rusya Ukrayna savaşından sonra e, biliyorsunuz Avrupa Birliği ki bu konularda en hani net duruşunu sergiler e, pozisyonda. E yine ağırlıklı olarak nükleere döndü. Yani nükleerden vazgeçmiştik. Tekrar nükleere dönüldü. E, Güney Afrika'dan tankerlerle kömürler taşındı. En yüksek emisyonu şu an itibariyle Avrupa Birliği tarafı tarihinin yaratıyor. Dolayısıyla da bazı şeyleri de yani arka tarafındaki ajandalardan bağımsız ortaya koyma gerekliliği var bence. Yoksa işte e, biz burada konuşuyoruz, mücadele ediyoruz dışarıda. Bununla ilgili pek çok işte inisiyatif alınıyor. E i̇şte önümüzdeki e, ay işte kop toplantısı var. Yine ülkeler bir araya gelecek. Yine iyi niyetli e, temennilerini ortaya koyacak. Ama arka tarafta gereken aksiyon alınıyor mu? Bence aynen. Evet. Orada şu da dikkatimi çekiyor Arda, bilmem katılır mısın? Ee, şimdi hep her şeyin arkasında farklı gizli bir ajanda olunca, mesela birebir Türkiye'deki bir Kobi patronundan ben şu e, yorumu duydum. Emre dedi bana dedi yeşil mutabakata inanıyor musun diye sordu, böyle bir farklı tonda. Ben dedim inanıyorum, gerekli olduğunda düşünüyorum, uygulanacağında da düşünüyorum dedim. Bence dedi tamamen Avrupa Birliği'nin kendi ticaret şeyini içeride güçlendirmek için dışarı koyduğu bir bariyer dedi. Hepsinin arkasında bir ajan da var dedi. Böyle düşündüğümüz zaman yani bırak hatırlamayı e, benimsemekten de uzaklaşıyoruz. Ve şunu çok değerli buluyorum. Verdiğimiz kararların sonuçlarının... E, ...sorumluluğunu almıyoruz yani varoluşlulukta vardır bu. E, sen bir karar veriyorsan... ...özgürsündür. Sonucu kötü de olsa... ...olumlu da olsa bu kararı vermektir... ...aslında özgürlük ama sonucunu taşımak... ...zorundasın. Orada da Pascal'in sözü aklıma gelir Seçmek vazgeçmektir der. Yani o fırsat maliyetini düşünmüyoruz. Hep kazancın üzerine düşünerek... ...neye rağmen bunu yaptığımızı düşünmediğimiz için... ...aslında orada bir kırılım yaşadığımızı görüyorum. E, burada... ...sizin e, uygulamaları da... ...belki biraz değiniz ileride ama... Sen dedin ya etki alanını genişletmek. Kendime aldığım notlardan ve çıkarımlarını paylaşıyorum. Siz de mesela bir bankacılık faaliyeti geliştirirken yapı kredinin uygulaması, step uygulaması var mesela. Orada bir hatırlatma yapıyorsun aslında değil mi? Sürekli olarak oradaki kullanıcılara, tüketicilere, müşterilerinize. Ben de istifade eden biriyim. Onu da çok değerli bulduğumu söylemeden geçemeyeceğim. Burada bir de senin kitapta vurguladığın bir husus var. Diyorsun ki. Sürülebilirlik kurumsal iletişimcilere bırakılması gereken bir şey diyorsun. Bu enteresan bir aslında önerme. Neden dersen şunu görüyorum ben. Türkiye raporlama tarafında çok iyi. Yani bizim önümüze bir ödev geldiği zaman biz bunu çok iyi yapıyoruz. Ama üretimde, sanayide veya farklı süreçlerde şunu görüyoruz. Artık kurumlar o raporlarda ilerleme kaydetmek için mesela üniversiteler bugün neyi öğretiyor? Operasyonel mükemmelliği. Onu öğrenen mühendis bir süreci yürütürken verimliliği arttırmak üzere nasıl geliştirme yapabileceğine bakıyor. Ama üniversiteler onlara biraz sürdürülebilirliği anlatsa belki diyecek ki ben burada verimi artırabilirim ama buna rağmen olur. O zaman buradaki en iyi denge bu olur. Üniversiteleri artık bu konuları dahil etmeye çalışıyoruz. Benim de aldığım, görevli olduğum yerlerde bunlar gündemde çok şükür. Bu noktada kurumsal iletişime bunu devretmemiz durumunda bu tarafları nasıl hani şey yapacağız? Orada kurumsal iletişimin Uygulama tarafına etkisi nasıl olur? Senin kafandaki o e, vizyonu çok merak ederek soruyorum. Bütün bu sürdürülebilik konteksti aslında çok multidisipliner. Evet. E, tek katmanlı değil. Yani bir mesela bir iletişim e, aslında hikayesi olarak eski ozon tabakası konusunu düşünürsek, şimdi mesela orada konu çok netti, sorun belli. Ayrıca sol kullanırsan ozon deliğinde işte e, deliğini büyütürsün. Evet. O da işte e, cilt kanseri olur. Şimdi bunun iletişim de kolay. Bunun işte arka tarafta regulasyonu da kolay. Kaldı ki işte ülkeler bir araya geldi. Yasakladı. Tek sebebi vardı. İşte tek sonuca gidiyordu. sorumluluk alındı ve bitti. Şimdi sürülebilirlik böyle bir mesele değil. Sürülebilirlik e, bugün işte ekonomik e, bazı çok yüksek. Dolayısıyla Yeni ekonomik paradigmalardan bahsediyoruz, e, paydaş ekonomisinden bahsediyoruz, e, sosyal girişim ekosisteminden bahsediyoruz. E, bunlar ekonomik değer yaratırken bütün paydaşları aslında fayda sağlamaya yönelik bir bakış açısı. E Bununla birlikte en kolay olduğunu düşündüğüm konu aslında çevresel. Çünkü ölçümü kolay, e, sebep sonuç ilişkisini kurmak daha kolay. Evet. Ama hadi gelin toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşalım. Evet. Hadi gelin. Nitelikli eğitime e, erişimi konuşalım. Hadi gelin dünyadaki e, gelir adaletinin ne halde olduğunu. Dünyada işte bugün yani 1 milyara yakın insan neredeyse temel gıdaya erişimde problem var. Evet. Ama aynı zamanda işte üretilen gıdanın üçte birinde global düzeyde e, atık olarak aslında çöpe gönderiyoruz. Şimdi bu tür hikayeleri yani işin sadece ekonomik bazını değil, sadece çevresel bazını değil, ama insana değen e, sosyal toplumsal işte sosyoekolojik taraflarını düşündüğünde ya bu çok katmanlı. Tek bir birimin, tek bir kurumun, işte tek bir devletin, tek bir örgütün bu işi çözme şansı yok. Ama neden kurumsal iletişimciler burada kritik rolde? Bu multidisipliner hikayenin kendisi. Ya bunun içinde bilim insanları da var. Bunun içinde elbette finansçılar da var. Bunun içinde elbette ki işte IT'ciler var. E, risk ...konusuyla uğraşan insanlar var. Yani bizim bankada da çok katmanlı yönetiliyor. Çok fazla sayıda ekip ve fonksiyon aslında işin içinde. Ve sorumluluk alıyor. Ama başta konuştuğumuz konu... ...şimdi biz bunu bir dönüşüm hikayesine çevirmek zorundaysak... Evet. ...yani ikna modelleri ortaya koyup... ...bununla ilgili insanlarda bir hareket değişimi yaratmak zorundaysak... E, bu işte iletişimcilerin hüneriyle gerçekleşebilir diye ben düşünüyorum. Çünkü bu bir dönüşüm programı. Arka taraftaki operasyonel yönetimden bağımsız olarak işte devletler üzerinde baskı kurmak, STK'larla işbirliklerini geliştirmek ve orada ölçeklendirmek, bireyler düzeyinde o dönüşüm hikayesinin kendisiyle ilgili içselleştirme projeleri ve programları indirmek ve hazırlamak. Şimdi bunların tamam diye baktığımızda ve o ikna modellerinin kurulması eğer bir hani konuysa iletişimciler bence bunu yapabiliyor. Evet. Çok da basit bir temelim var. Ya biz bugün nasıl ürün ve hizmetlerimizin tercih edilmesi için müşteriyi her gün, evet. her dakika, her saniye yaşadığı mecralarda ve günlük işte yaşam pratiklerine uygun şekilde mesajlarla davranış değişikliği yaratmaya evet. çalışıyorsak, e bunu hadi gelin sürülebilik odaklı dönüşüm için kullanalım. İç görüler üzerinden çünkü. E, kitabın aslında bir amacı o yani ben bir bilim insanı değilim ama kendi öğrenme yolculuğumun bir çıktısı bu. Neden? Çünkü bilim insanları aslında görevini yapıyor yani çok teknik olarak kanıtlara dayalı şekilde bunu açıklıyor ama bunu insanların anlaması her zaman çok kolay değil. Çok basit bir şey yani ben e işte sera gazının ne olduğu konusunda bir fikir sahibi değildim mesela oturup gerçekten ne olduğunu öğrenmeye başlamadan önce. Yani Seragazı dediğimiz şey mesela işte karbondioksit mi? Şimdi egzozlardan çıkan karbondioksit mi? Karbon ayak izi ne? Yani ben bir hani e, ölümlü olarak karbon ayak izimle ilgili ne yapabilirim? Gibi konular mesela bu kavramsal düzeyde çok karmaşık. Şimdi bunları insanların anlayabileceği, insanları ürkütmeyeceği evet. ve onların aslında az önce konuştuğumuz yine BSL sorumluluklarını nasıl almaları yönünde ve konusunda da yönlendirebileceğiniz bir hale ve kıvama getirmezseniz ya otomatikman savunma mekanizmaları çalışıyor. Doğru. Bir de tabii burada kitlesel bir hareket gerektiği için Kesinlikle. E, bunu olabildiğince basitleştirip çok fazla geniş bir kitleye anlatmak, basitleştirerek anlat, örneklerle anlatmak kritik. Ben bu kitabın orada önemli bir misyonu olduğunu düşünüyorum. E, hatta bazı kitaplar için böyle önerilerim var. E, e, ben hani bir şirket sahibi böyle geniş bir şirket sahibi olsam gelen ekibimdeki arkadaşlarım bu kitabı hediye ederim. Yani bakış açısının bu olması lazım diye. Çünkü gerçekten herkesin dikkatini çekebilecek kanca niteliğinde örnekler var. Burada şeyi de sormak istiyorum. Mesela bankacılık dediğimde ilk aklıma gelen şey şu. Çünkü kitapta senin bahsettiğin bir konuda özellikle üzerinde durduğun şey plastik tehdidi, kullanım tehdidi bankacılık dediğimiz şey bir finansal hizmet olsa da bugün yanlışım varsa düzelt lütfen. Türkiye'de 400 milyon civarında basılı banka veya kredi kartı var. Bunların temel malzemelerine baktığımızda farklı farklı şeyler görebiliyoruz tabii ki şeyde ama genelde PVC kullanılıyor diyebilirim. Bu da negatif anılan bir şey. Geçenlerde okudum e, MBC'de Eylül ayında yapılan bir, ya yani Eylül ayında MBC'de yayınlanmıştı bu geçen ay. E, Brezilya'da yapılan bir çalışmada bir insanın beyninde mikroplastik e, bulundu. Beyninde ya yani gerçekten artık o tarafta öbek haline Evet küçük küçük ama bu, bu bir başlangıç diye düşünüyorum. E, sonuçta o daha da büyüyebilir. Yediğimiz her şeyde artık balıklarda bile gözüken evet. bir şey. Bu noktada mesela siz o etkiyi yaymak adına e, bankacılık sektöründe bu tarafta ne gibi uygulamalar var? Bu kart tarafı nereye dönüyor, nereye döndü veya ilerleyecek. Bu gibi böyle uygulamalardan somut örnekler alma şansımız olur mu? E, elbette. Yani şimdi etki alanından bahsediyoruz ya. Her endüstrinin aslında kendi etki alanı farklı. Yani bankalar e, işte fabrikalara sahip üretim yapan tesisler değil. Dolayısıyla bizim tarafta kendi operasyonlarımızı dönüştürme hikayemiz aslında. E, bütün e, kendi yarattığımız işte o etkinin dönüştürülmesiyle çok doğrudan orantılı. Ee, en büyük aslında finans sektörünün bu alandaki hikayesi dijitalleşme. Yani biz bugün işte müşteriyle temassız dijital mecralar üzerinden e, son derece işte örneğin kağıt tasarrufu sağlar şekilde operasyonlarımızı, süreçlerimizi kurduğumuzda o arka tarafta yani biz işte 16 milyon neredeyse müşteriye hizmet veriyoruz. Geleneksel yöntemlerle sürülen bankacılığın yarattığı etkiyi, evet. çevresel etkiyi, işte ne bileyim atık etkisini, kağıt etkisini vesairesini düşündüğünüzde devasa bir şeyden bahsediyoruz. Ama bütün süreçleri yani işte az önce söylediğimiz gibi konu tek katmanlı bir konu değil. Bütün yapının içindeki her bir noktada bu dönüşüm hikayesine uygun her bir işi yapmaya başladığınızda ve o dönüşümü gerçekleştirdiğinizde Bizim gibi büyükler büyük kurumlar için etkisi de gerçekten çok büyük oluyor. Ee, süreçleri değiştiriyoruz. Ya bu bunun içine işte atık yönetiminden e, enerji verimliliğine, e, işte kart operasyonlarından dediğiniz gibi arka tarafta bütün e, operasyonel yönetimi, e, işte bankacılık üstümüz var. Mesela güneş enerjisi panelleri koyduk ki veri merkezlerinin biliyorsunuz en büyük e, hikayesi enerji kendisi ve enerjinin yarattığı emisyon. Onu en aza indirmekle ilgili Yenilebilir Enerji tarafında çabalarımız var. Ama sadece bu da değil. Şimdi hemen birinci gün o hani çok temel dönüşümü gerçekleştirme şansına sahip olamayabilirsiniz. Ama bununla ilgili adımlar atıyor olmak bence daha da kritik. Bugün itibariyle bizim bankamızda tek kullanımlık plastik yok. Girme şansı yok bankaya. Yani. Veya kendi yine etki alanım için söyleyeyim. Biz iletişim tarafında işte e, plastik kullanarak bir promosyon artık üretmiyoruz. İşte ne bileyim plastik vada kumbaraları yapmıyoruz. Plastik kalemler üretmiyoruz. E, veya işte ajanda yaptığımızda e, kesinlikle ya geri dönüştürülmüş malzemeden e, ya da yeniden değerlendirilecek şekilde hazırlanmış malzemeden faydalanıyoruz. E, ıslak mendiller mesela çok e, şeydir. E, detay ve kritik bir konu olabilir ama e plastik bazlıdır onlar ve doğada çözülmez. Ama şimdi mesela işte bambudan yapılmış ıslak mendiller evet hazırlanıyor. Doğada hemen çözülebilen. Onun için etki alanınız her ne noktaya basıyorsa o bastığı her bir yer için, her bir unsur, her bir e, konu için aslında bunu daha iyi nasıl yapabiliriz? Daha az zararlı nasıl hale getirebiliriz? Veya o zarar tamamen ortadan kaldırıp tam tersi fayda sağlayacak hale nasıl getirebiliriz? Aslında bir geniş bir ekosistem yönetimi olarak ona bakıyoruz. Harika. Yani bu dediklerinden de şunu çıkarıyorum aslında. Yani eylem konusunda en son sorumda can alıcı şekilde değinmek istiyorum. Onu kritik buluyorum ve gerçekten böyle eylemler bir iki bir iki etkisini de arttırıyor. Etrafta bunun duyulması örnek olarak görülmesi de bence şey önem arz ediyor. Ama ben senin anlattığın örgüden şunu anlıyorum. Öncelikle bir farkındalık gerekiyor. O farkındalık sonrasında ilginin devam etmesi, takip gerekiyor. Mesela işte bambudan artık bunlar yapılabiliyor değil mi? Eskiden yoktu. Yoktu. E, bunları takip etmek yani sadece insanın bankacılık sektöründeki gelişmeler ne diye değil de o ekosistemde işine yarayabilecek farklı alanlardaki e, südebilirlik eksenindeki e, çevresel eksendeki gelişmeyi takip etmesi ve bunu eyleme dönüştürebilmesi esas gibi gözüküyor. Peki e, kedi ve kuyruğu arasındaki ilişkiyi de e, böyle düşündüğümüzde Etkili çözümler tarafında ve bu olumlu sonuçlar yaratma tarafında bir sorum olacak. Hatta burada belki yeni kitabına da atıfta bulunuyoruz. O benim şu an okuma listemde. Geçen hafta bana ulaştı. Ama senden de imzalı bir versiyon alacağım. Hatta değerli konuklar. E, i̇zleyenler izleyenler Arda'dan bu kitap için de e, bizzat imzayı alacağım e, sohbetim sonrasında. E, ama ben bu tarafı biraz da yapay zekaya bağlayayım. kitabında yapay zeka üzerine olduğu için e, belki biraz oradan ipucu da verirsin. E, bu süreçte teknoloji ve yapay zeka çünkü negatif tarafları da var işte enerji tüketimi, karbon emisyonu tarafında negatif etkileri de var. Gerçekten yapay zekanın ve teknolojinin fayda sağlayabileceğini düşünüyor musun? Bunun için neler yapmak lazım? Kısaca o çerçeveyi de almak isterim senden. Düşünüyorum hatta çok büyük bir kaldıraç etkisi olacağını iyi niyetli olarak e, her zaman için gündeme getirilmesi gerektiğine de inanıyorum. Bu yapay zeka hikayesi aslında hani insanlığın bundan önceki teknolojik kırılmalarının, işte ekonomik, sosyal, toplumsal hayatı değiştiren kırılmaların hiçbirine çok benzemiyor. Bambaşka aslında bugün belki öngöremediğimiz fırsatları ve tehditler içinde barındıran yepyeni bir olgu. İnsandan daha zeki, kapasitesi daha yüksek. Dolayısıyla bugün insanın mevcut kapasitesiyle... Ortaya koyarak çözemeyeceği bazı sorunlar için bir çözüm aracı olabilir bu. Bununla ilgili son derece hani iyimser öngörüler de var. Evet. Ee, ya işte verimlilik optimizasyon diyoruz, enerji verimliliği, kaynak kullanımı optimizasyonları diyoruz. Şimdi teknoloji destekli, yapay zeka destekli sistemlerin e, bunları aslında çok üst noktaya götürebileceğini e, bugünden düşünebiliriz. Akıllı şehir yönetimleri, işte akıllı atık yönetimi. Ee, akıllı dikey tarım uygulamaları. Ya yani her endüstri için yapay zekanın aslında o endüstrinin yarattığı etkileri en az indirmek ya da o etkiyi tamamen ortadan kaldırmakla ilgili bence pozitif bir e, şey var. Evet. Ee, durumu var. Ama öte yandan yani yine teknoloji her dönem insanlık tarihinde e, insanın akışını değiştirmiş başka işte toplumsal etkilere yol açmış diyoruz ya. E Bunun aynısı yapay zeka içinde geçerli olabilir. İnsandan yine son derece e, akıllı dolayısıyla da kendi kararlarını verebilen yapay zekaların bugün insanlık adına uğraştığımız bazı temel meselelerle ilgili ne sonuç yaratacağını da kestirmek çok mümkün değil. Orada fırsatlar kadar tehditler de söz konusu. E, Mo Gavdat galiba eski CEO çalışanı ee, ve sonra işte yapay zeka gelişmelerinden sonra ben bunun içinde olmak istemiyorum diye ayrılan bir e, kişi. Ya onun mesela bir örneği var. Bence son derece ilgi çekici. Şimdi Einstein'ın görecelilik mesela kavramını ortalama zekaya sahip insanların anlama şansı çok yok. Einstein dünyanın en zeki insanı diye eğer kodlarsak onun söylediği bazı kavramları genelinin anlamayla ilgili zaten problem var. Evet. Şimdi şöyle düşünün diyor. Einstein'dan hani 10 kat, 100 kat daha zeki bir varlığın ortaya koyduğu kavramları insanlık olarak zaten sınırlı kapasitemizle anlayabilecek miyiz? Ve bunu nasıl yöneteceğiz? Dolayısıyla da şimdi yapay zeka ile ilgili hakikaten yani konuşacak çok konu var bence. Ben teknik tarafıyla ilgili değilim. Aynen bu evet. kitapta olduğu gibi işin e, insana ve topluma değen kısmıyla daha çok ilgileniyorum. Ama bir yandan çok heyecan verici. Bir yandan da tam o teknoloji bugün kurulurken bazı konuların da tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani işte bu temel konularımız aslında çok da uzak değil. Hak, adalet, vicdan, ahlak, eşitlik, demokrasinin kendisi. Yani bugün yapay zeka otoriter rejimlerin elinde ticinin örneğini görüyoruz. Yani gözümüzün önünde insanları tamamen baskılayacak. Evet. Ee, bir hani işte Orwell hikayesine götürme riskinde sahip. Evet. Bir şef bıçağı harikalar yaratmak için kullanırken, başkaları kötü yolda kullanabiliyor. Kesinlikle. Ee, ben anlatım tarzında bildiğim için e, şimdi okumamı bitireceğim kitaplar sonrasında merakla e, kahvemi alıp kitabın başına oturacağım günü bekliyorum. E, Senin İlk kitabında iklim değil insanlık krizinde iklim meselesine harlayan ateş eylemsizlik diyorsun. Bunu çok değerli buluyorum. Çünkü ben eyleme dökmediğimiz herhangi bir düşüncenin, fikrin aşk gibi platonik kaldığını düşünüyorum. Ve platonik bir fikir, platonik aşk nasıl bir şey yaramıyorsa platonik fikir de bir şey yaramıyor. O yüzden eylem konusunu çok kritik buluyorum. Senin de bahsettiğin ilk başta o samimi. Ee, içselleştirme konusu ve eyleme dökme konusunda çok kısa, net bir böyle soru sormak istiyorum sana. Ee, sürdürülebilirlik konusunu samimi şekilde ele alıp, bunu e, bu yolda gerçekten harekete geçmek isteyen kurumlara sunacağın birçok önerin olabilir ama üç temel olmazsa olmaz diyeceğin önerin var mı? Ee, şöyle düşünüyorum. Önce yani Türkçesini tariflemek biraz zor olabilir ama İngilizcesini önce söyleyeyim. Tabii lütfen. E, rethink, Reshape ve Transform. Yani yeniden düşünelim, yeniden şekillendirelim ve dönüştürelim. Bu bütün iş yapış biçimi, bütün üretim modelleri, işte bütün müşteri hizmetleri hangi endüstride olursa olsun yeniden düşünmek, yeniden şekillendirmek ve dönüştürmekle bence yükümlüyüz. Çünkü mevcut paradigma bizim bu konuştuğumuz sorunları çözmemiz için artık... E, Uygun bir araç olmaktan çoktan çıktı. Yani bugün işte doğal kaynak kullanımı üzerinde su çok büyük problemlerimizden bir tanesi. Ya dünya üzerindeki su işte mavi gezegen falan diyoruz ama kullanılabilir su biliyorsunuz binde beşi kadar. Şimdi bütün endüstrilerde temel girdilerden biri işte en yüksek tüketimi tarım ve tekstil yapıyor. Şimdi buradaki paradigma değişikliğini sağlayamazsak biz. Ya bir kere zaten önümüzdeki dönemde ekonomik olarak sürdürülebilirliği sağlayamayacağız. Yani üretemeyeceğiz artık. Onun için teknoloji, onun için az önce söylediğin eylemin kendisi. Bu arada eylemden kastımız büyük büyük işte insanlardan hani şunları yapmasını bekliyoruz diye çok radikal şeyler de değil aslında. Ya yani ufak adımlarla evet. aslında pratiklerini, günlük yaşam pratiklerini değiştirme meselesi. Yani daha az atık daha e, tüketim okur yazarlığına sahip olmak ihtiyacın olan şeyi e, ihtiyacın olduğu kadar almak Onun için bu işte e, geldi dönemimiz Kasımlar vesaireler yani o Black Fridayler indirim günleri falan yani iç ihtiyacınız olmadığın e, bir şey sadece ucuz diye alındığında bu işte arka tarafında pek çok bizim görmediğimiz etki yaratıyor şimdi bunun farkında olduğunuzda bunlar basit adımlar ama aynı zamanda eylem Eyleme geçmiş oluyorsunuz. Evet. Bunu da aslında o seçmek vazgeçmiş vazgeçmektir mottosuyla fırsat maliyetini anlamlandıracak şekilde ya karar vermekte geçiyor. Ee, kolektif hareket, istikrarlı eylem diyelim ona hatta. Çünkü istikrar aslında oradaki e, olumlu etkiyi çarpan etkisiyle belki zaman içerisinde arttıracak. Kesinlikle. E, Arda çok teşekkür ederim. E, Seninle böyle ilk sohbetimiz oldu. Belki ilerleyen dönemlerde yapay zeka veya yeni kitaplar üzerine ayrı sohbetlerimiz de olur. Ben çok mutlu oldum davetimizi kabul edip buraya geldiğin için. Samimiyetin, sıcaklığın ve gerçekten kattığın renk için özellikle teşekkür etmek istiyorum. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Seninle sohbet her zaman çok keyifli. Umarım sonrakilerinde beraber yaparız. Çok teşekkürler. Değerli dostlar, umarım siz de benim gibi kendinize sürdürülebilirlik tarafında ben birey olarak ne yapabilirim, organizasyonda, etki alanında neler yapabilirim, sadece operasyon odağın dışındaki konulara da bile değinmemiz bir fayda yaratacak diye konuştuk. Siz de eminim benim gibi notlar almışsınızdır. Belki kendinize de dersler çıkarırsınız. İklim değil, insanlık krizi kitabını ardından okursanız zaten kendi çıkarımlarınızla, kendi aksiyonlarınızı belki planlamak için e, farklı bir bakış açıları da geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum. E, şiddetle de tavsiye ediyorum kitabı. Benim için çok faydalı olmuştu. E, bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. E, esen kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.